Seher sohbetine hoş geldiniz. Bugün 7.sini yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tabii birazcık canım sıkıldı. Sebep şu, İkbal Gürpınar TV YouTube kanalımdaki biliyorsunuz bütün videoları çaldılar. Kanalımı hacklediler. Utanmadan bile Instagram'da bu yaptığım yayınları da videoyu indirip bilgisayara sanki benmişim gibi İkbal Gürpınar TV'de yayınlamaya devam ediyorlar. Bu ahlaksızlara Rabbim en kısa zamanda gereken cezayı versin inşallah. Ben de benim buradaki profilimi tıklarsanız, Instagram'daki profilimi, yukarıda YouTube yazan yerde yeni kanalımın adresi var. Şimdi Yusuf Kavaklı Hoca'dan dinlemiştim ilki. Çekme dünyanın nazını, kıl beş vakit namazını. Yarın kılarım diyenin bugün kıldık namazını. Ne kadar etkileyici bir şey. Ertelemeyelim olur mu? Ertelediğimiz her şey bir kayıp. Şimdi uzun zamandır beni seyredenler bilirler. Yıllar öncesine ait bir hatıram var. Bu arada dut pekmezi tarifini yayınladım da YouTube'da, işte bu dutların pekmeziydi arkadaşlar. Ben lise 2'de ailem okuldan aldığı için çok istiyordum okumayı ve Rabbim de nasip eyledi. Dışarıdan bitirdim lise 3'ü ve açık öğretimde okudum bir sene iş idaresi bölümünde. Ardından da bir daha sınava girdim. Ankara Üniversitesi'ni kazandım. Bak bak, kuşlar dut yiyor şimdi. Hepsi konmuş. Çok tatlılar ya. Afiyet olsun. Bana o dönemde çok yardımcı olan büyük oğlumun babaannesinin bakıcısı Ayşe teyzemiz var idi. Mekanı cennet olsun. Ayşe teyze hep ben sınavlara giderken, işte sürücü kursuna giderken hep Alper'e baktı. Ben de diplomalarımı alabildim. Ama o üniversiteden mezuniyet diplomamı alabilmem için onun da yanımda olmasını düşlediğim bir gün maalesef hastanede yattığı için gelemedim. Ben de hani teşekkür babında hastaneye gideyim de bak bugün mezuniyet törenim var, haberin olsun diyeyim istemiştim. Bir gün evvel hastanesinin önünden geçerken yeğenim buradaydı, daha doğrusu kuzenim, dayımın kızı. Ya dedim, arabada onu bekletmek ayıp olur şimdi. Yarın diplomamı da alırım, diplomamla beraber giderim. Bak senin sayende aldım diye diplomamı veririm eline dedim. Erteledim. Ve o gün sabah 4 sularıydı yanılmıyorsam. Telefon çaldı, ev telefonu. Sabahın 4'ünde kim arar? Hani filmlerde der ya, acı acı telefon çaldı. Yani insan biliyor ki o saatte tuhaf bir şey var. Açtım, Ayşe teyzenin evladı. Annem az önce senin adını sayıklaya sayıklaya vefat etti dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Saat 4'te diploma törenim var. Ben diplomamı alıp ona gideceğim. Bu hayalleri kurdum. Ertesi güne erteledim Ayşe teyzeyi ziyaret. Kahroldum. Hemen koştum hastaneye, iş işten geçmiş. Canım benim o bebek suratıyla. Cenazesini öptüm, 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 öptüm. Ah Ayşe teyzeciğim dedim, hakkını helal et. Ben sana dün gelecektim ama erteledim. Defin işlemlerini yaptık. Ardından eve geldim, üstümü değiştirdim. Mezuniyet törenine koştum. Aynı gün çok büyük bir acı ve sevinci yaşamış oldum. O gün kendime bir söz verdim. Dedim ki bundan böyle aklıma gelen hayırlı hiçbir işi ertelemeyeceğim. Aklıma gelen güzel hiçbir şey ertelemeyeceğim. Dem bu dem. Bir saniye sonrasında ben yok olabilirim. Bir saniye sonrasında sevdiklerim yok olabilir. Babam Kur'an okuyor herhalde.
Dinlemek ister misiniz? Bakayım. Nereden geliyor? Kur'an okuyorsun. Doğru mu dinledim? Dua mı okuyorsun? Ne yapıyorsun? Ağaçtan ay kayısılar, olgunlaşan kayısılar dibine düşmüş, onları topluyormuş. Hay maşallah. Bakalım. Ya bak çok kılıfım gibi olmuş. Ya. Toplamayınca ben ya, çocuklar o... gelsin diye toplamadım ama onlar da yere düştü demiş. Demek ki. Olgunlaşmışsa düşer kız. İnsanlar da olgunlaşınca ne yapıyor? Düşüyor. Toprağa oluyor. Aslına kavuşuyor. Evdeyiz ya. Çıkar maskeni. Niye maskeni geziyor? Olsun. Alışınmış halimiz. Hadi. Havadan gelir, kuşlardan gelir. Olur mu? Tedbirimi alayım diyorsun maşallah. Ha. Evet, inşallah bugün hep beraber hiçbir şey ertelememeye, hayırlı olan hiçbir şeyi ertelememeye niyet edelim. Bugünkü sohbetin mesajı bu olsun. Çünkü dem bu dem arkadaşlar, dem bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Allah'a emanet. Yarını belki ben yokum babacığım. İlle her ölen yaşlı mı Allah aşkına? Ha? Her ölen yaşlı mı? Ufacık bebekler ölüyor. Doğmamış çocuklar ölüyor. Allah'a emanet olun.